Pazar günü Hazreti Fatıma-tuz Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümüdür. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz'den bir rivayete göre 75 gün sonra ve bir rivayete göre de Hazreti Fatıma-tuz Zehra 95 gün sonra şehit olmuştur. O 95 gün rivayetine göre inşallah bu pazar günü, o günün yıl dönümüdür. Allah inşallah ki bizleri Hazreti Fatıma-tuz Zehra'dan ayırmasın inşallah. O Hazretin ziyaretini ve şefaatini cümlemize nasip etsin inşallah Teala. Kimdir Fatıma? Sadece Hazreti Resulullah'ın şu cümlesi Hazreti Fatıma'yı bize anlatmaya ya da bizim anlamamamıza yeterlidir. Seyyidatü Nisa'il Alemin. Alemlerden ne kadar kadın varsa hepsinin efendisidir Zehra. Ondan daha yüce, ondan daha makamı yüksek bir kadın yeryüzünde gösterilemez. Annesi Havva'dan da, annesi Hatice'den de, torunlarından, kızlarından ne kadın varsa. Seyyidatü Nisa'il Alemin. Sordular, dediler ya Resulallah, Meryem de Seyyidatü Nisa'il Alemin'di. Kur'an-ı Kerim öyle bir tabir kullanmaktadır. Buyurdu ki Meryem kendi zamanındaki bütün kadınların efendisiydi. Ama kızım Zehra tüm zamanların kadınlarının efendisidir. Birinci insandan son insana kadar, dünyada olsun, cennette olsun, bütün kadınların efendisidir Zehra. Öyle bir Zehra'dır ki peygamber onu kokladığı zaman cennet kokusunu alır. Kıskandı, dedi ki ya Resulallah, ne kadar Zehra'yı öpmektesin, koklamaktasın. Dedi ben ne zaman cenneti arzulasam kızım Fatıma'yı öper koklar. Öyle bir Zehra'dır ki peygamber hangi yolculuğa çıksa en son onunla vedalaşırdı. Yolculuktan döndüğü zaman ilk başta Fatıma-tuz Zehra'nın evine gider, önce onunla merhabalaşırdı. Öyle bir Zehra'dır ki buyurdu ki eğer Ali olmasaydı Zehra'ya eşdeğer bir eş yeryüzünde bulunamazdı. Eğer Ali olmasaydı Zehra ömrünün sonuna kadar bekar kalacaktı. Çünkü ona eşdeğer bir eş yeryüzünde bulunmazdı. Öyle bir Zehra'dır ki ne zaman peygamberin yüreği gam ve keder içerisinde doldu, Allah buyurdu ki ey peygamber üzülme, ben sana Kevser'i verdim, Zehra'yı verdim. Ne zaman ki dediler peygamberin evladı yoktur, Allah dedi ey peygamber sen üzülme, ben sana Fatıma'yı verdim. Ve Fatıma'dan da bu alemin en yüce insanları dünyaya gelecektir. 11 imam Fatıma'nın soyundan dünyaya geldi. Öyle bir Fatıma'dır Fatıma. Öyle yüce bir Fatıma'dır ki kıyamet gününde hareket ettiği zaman nida gelecek ki ey mahşer ehli gözlerinizi kapatın ki peygamberin kızı geliyor. Öyle bir Fatıma'dır ki kıyamet gününde Allah soracak ey Fatıma ne istiyorsun? O da diyecek ki ey Rabbim beni sevenleri sen bağışla. Öyle bir Fatıma'dır ki evinde dua ettiği zaman önce komşularına dua ediyor. Önce yakınlarına dua ediyor. Önce tanıdıklarına dua ediyor. İmam Hasan, İmam Hüseyin soruyorlar anne herkese dua ettin biz kaldık. Buyuruyor ki önce komşu sonra kendimiz. Öyle bir Fatıma ki Mevla Ali diyor hayatın bütün sıkıntıları ki üzerime geliyordu. Ne zaman Fatıma'nın o gül yüzüne baktığında üzerimdeki bütün sıkıntılar, problemler yok olup gitmekteydi. Dedi ey Ali kızın Fatıma'yı nasıl bir eş olarak gördün? Dedi ya Resulallah, Allah'a itaatte en büyük yardımcı olarak gördüm.
Hazreti Fatıma-tü Zehra bu dünya aleminin görebileceği en yüce kadındı. Neden değerli olanların kıymeti bilinmez? Peygamberin öpüp kokladığı bir kız vahşice bir saldırı neticesinde niye şehit olsun ki? Kadir kıymet bilinmiyor. Peygamberin benim bedenimin parçasıdır dediği Fatıma'nın bedenini kapıyla duvar arasında koyuyorlar. Peygamber benim bedenimin parçasıdır diye buyuruyor Fatıma için. Bedeninin parçasıdır. Bu ne demektir? Yani o gün kapıyla duvar arasında kalan peygamberin özüydü. Zehra'yı yaralayan peygamberi yaralamıştır. Zehra'nın beline çivinin saplanmasına sebep olan aslında peygamberin beline çiviyi saplamıştır. Peygamberin kızının koluna kırbaçla vuran aslında peygamberin kolunu kırbaçlamıştır. Fatıma-tü Zehra'nın yüzüne tokat atan aslında peygamberin yüzüne tokat atmıştır. Ve kıyamet gününde de peygamberimizin yüzüne de bakamayacaklar. Güzelliklerin kadri ne yazık ki bu dünyada bilinmiyor. Çünkü insanoğlu nankördür. İnsanoğlu kadir kıymet bilmeyendir. İnsanoğlu Allah'ın nimetlerinin kadrini kıymetini bilmeyendir. Hazreti Fatıma-tü Zehra, Hazreti Peygamber Efendimizin gözünün nurudur. Kalbinin meyvesidir. Ne acıdır ki Allah'ın peygamberinin kızının kabrini hala biz bilmiyoruz. Medine'ye her giden acaba orada mıdır, bu tarafta mıdır, şu tarafta mıdır diye üzülmektedir. Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın kabrini bilmediğinden dolayı. Ne kadar acıdır. Peygamberin kızının kabrinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Medine'ye her gidişimizde Hazreti Zehra'nın kabrinde o kokuyu almayı arzu ediyoruz ama alamıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Allah'ın kıyameti var, ölümü var, hesabı var, kitabı var. O zalimlerin her birisi yaptıkları her zerrenin de hesabını vereceklerdir. O bir zerre olsun bizim yüreğimizi rahatlatıyor. Biliyoruz ki bir gün yaptıkları bütün zulümlerin hesabını Allah'ın huzurunda verecekler. İmam-ı Zaman aleyhisselam zuhur ettiğinde de onlardan hesap soracaktır. Allah inşallah İmam-ı Zaman aleyhisselamın zuhurunu, gelişini çabuk eylesin. Allah bizleri peygamberine, ehli beytine, Hazreti Fatıma-tü Zehra'ya layık müminlerden etsin inşallah teala. Buyurdu ki peygamberin kızı Fatıma'da benim için güzel örnekler vardır. Hazreti İmam Mehdi aleyhisselamın sözüdür. Buyurur ki peygamberin kızı Fatıma benim için örnek bir şahsiyettir. Hazreti Fatıma-tü Zehra sadece kadınlara örnek bir şahsiyet değil. Bütün erkek ve de kadınlar bu alemin neresinde olurlarsa olsunlar, Hazreti Fatıma onlar için büyük bir örnektir. Hazreti Fatıma iyi bir evlattı babası için. Hazreti Fatıma iyi bir eşti Mevla Ali için. Hazreti Fatıma iyi bir anne idi Hasan, Hüseyin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm için. İyi bir muallime idi, terbiye edici, yetiştiriciydi. Ki onun yuvasından Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm dünyaya gelmiştir. Hazreti Fatıma-tü Zehra hayatının her yönüyle bütün kadın ve de erkeklere güzel bir örnektir. Ve bizim vazifemiz de o Hazretin hayatını, yaşantısını okuyup, bilip, anlayıp, dersler çıkarıp kendi hayat ve yaşantımıza uygulamamızdır. Allah inşallah ki bizleri peygamber ve ehli beytinden ebediyen ayırmasın inşallah.